Teşekkür ediyorum. Gazdan bittik, yolları teptin geldin. Evet. Programa çıkmaya, gelmeye kim ikna etti, nasıl karar verdin? Annem ve kız kardeşim. Geldiler mi? Gelmediler. Yalnız bıraktılar, ikna ettiler. Hep de öyledir. Kızı verirler, sen yola çıkarsın bir bakarsın arkada. Kimse yok. Sana gazı verdiler, buraya gönderdiler. Şu anda ekran başında seyrediyorlar. Evet. Biraz seyircilerine döner misin Özlemciğim? Bize kendini anlatır mısın, hayatını, yaşantını? 25 yaşındayım, Gaziantep'te yaşıyorum. Bir evlilik yaptım. 9 ay sürdü. İmam nikahlı bir evlilikti. Yeni nikahlı. Evet. Sonra ayrıldık, anlaşamadık. Neden yeni nikahla evlendiniz? Takım problemler vardı o sıralarda. Mesela? Mesela çok merak ediyorum, yani insanlar resmi nikahtan kaçıp yeni nikahla bir kadını nasıl ikna edebiliyorlar? İlk önce tabii ki ailem doğal olarak böyle bir şeyi istememişti. Hani bir talebim de olmuştu. Çok seviyordum. Evet. Onsuz yaşayamazdım. Öyle düşünüyordum. Daha sonrasında hani bütün her şeyi kabul ediyorsunuz o sırada. Sonradan farkına varıyorsunuz ama biraz geç oluyor. Bu sefer de şey düşünüyorsunuz. Yani daha fazla mutsuz olmaktansa bir yerden dönmek gerekir diye düşünüyorsunuz. Sonra da böyle... Çocuğun var mı? Yok. Çocuğun yok. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmedim. Yani evliliği hata olarak yapmıştım. Çocuğu hata olarak yapamazdım. Sevmek hata değil. Birini sevebilirsin, çok aşık olabilirsin. Onsuz yaşayamayacağımı düşünebilirsin. Bu dünyanın en güzel duygularından bir tanesi. En aşık olabilmek gerçekten. Bütün kalbinle, onun kusurlarını görmeden, hatalarını görmeden, yaşadığın ilişkinin hata olduğunu bilmeden sevmek bile aslında başka bir olay. Evet. Fakat bu aşkı yaşarken hayatımda belli gerçekleri var. Onlardan da uzaklaşmamak lazım. Evet, çok fazla. Sen o dönem sanırım uzaklaştın. Evet, çok fazla uzaklaştın. Belki hayatında kötü bir tecrübeydi. Ama bundan sonraki yaşamında senin için çok yaşanmış, ilk yaşamış dediğin tecrübelerim. Evet, ben yani daha farklı adımlar atıyorum şu an. Yani bazen aslında şey diyorum, yani insan hata yapmadan her şeyi öğrenemiyor. Benim demek ki denemem gereken bir şeydi. Ve artık daha emin adımlar yürümeye çalışıyorum. Bir yerde hata yapıyorsun, yapmak zorundasın. Ama o hatadan ders alıp doğru çizebiliyorsan problem yok. Ders alarak devam edersin ama sen sürekli onda hata yap, onda hata yap. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç kaldın. Fatma teyzenin yeğeni gelecekmiş memleketten. 2-3 günde bizde kalacakmış. Kalsın. Domatesçi Eyyati'nin kardeşini biliyor musun? Hangisi? Küçük bacısı. Yok bir şey. İyi. Ne? Niye söyledin? Bacıların üçer dörder tane doğurdu. Benim suçum mu? Benim suçum mu? O kadar doktora gittik. Uğursuzluk sende.
Hayati'nin bacısının kocası ölmüş geçen sene. Ortada kalmış. Necati dediydi. Çocuk istiyorum lan ben. Anam da bir torun sevemeden gitti zaten. Evin tek erkek çocuğuyum ben. Evleneceksin mi o kadınla? Evlen istersen. O da gelsin eve. Otururuz. Seni istemiyorum. Hem de resmi nikah istiyor. Konuştunuz yani. Aramana yollayacağım seni. Abingillere gideriz. Gülüyor versene.